İyi günler çocuklarım. İkinci sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. Artık ünitemizi bitirmeye geldik. Sonuna geldik. Bu son konumuz. Dünya dönüyor diyor. Gerçekten ne dönüyor? Gece ve gündüz nasıl oluşur anlatınız diyor. Dünyanın kendi ekseni etrafında, kendi etrafında dönmesiyle oluşur diyor diyelim. Dünyanın şekli alt ve üst kısımlardan hafifçe basık, yanlardan şişkince bir küreye benzer. Yani küre dediğimiz topa benzer diyebiliriz. Şu dünyaya baktığımız zaman üstten ve alttan bastırılmış, ortadan da biraz şişmanlamış bu şekle diyoruz biz. Sonra bakın bu, bu da bir çubuk var gördüğünüz gibi buna eksen deniyor ama bunu daha sonraki sınıflarda öğreneceksiniz. Biz hemen devam edelim. Dünyanın iki türlü hareketi var. Bir tanesi dünya kendi ekseni etrafında döner. Yani bu çubuğun olduğu gibi kendi kendine döner. Yani kendi etrafında döner. Bir de dünya güneşin etrafında dolanır. Bakın öbürü dolanır diyor. Dolanıyorsan dolanıp duruyorsun yani. Dönmek, olduğun yerde dönmek ama dolanmak deyince biraz yürüyerek yani daha uzun mesafeleri katı diyor. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. 24 saat bir gündür. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur diyoruz. Bu evet birinci bilgiyi bize vermiş. Buna dikkat ediyoruz. Bunlar hep önemli bilgiler. Onu hep kırmızıyla ne yaptım? Altlarını çizdim. Şimdi geldik dünyanın dolanmasına. Dünyanın ikinci hareketi güneşin etrafında dolanmasıdır. Dünya bu dolanımını bir yılda tamamlar. Dünyanın güneşin etrafında dolanmasıyla mevsimler oluşur. Bir yılda dört mevsim ve on iki ay vardır. Bunu da ekstra bilgi olarak size verilmiş. Bunlar da önemli olduğu için çizdik. Burada bakın Mevsimler birbirini takip ediyor. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Bu şekilde bakın dönüyor. Ben de tekrar okla çizim. Bu şekilde devam ediyor hayat. Gördüğünüz gibi. Dünyanın kaç türlü hareketi vardır? İki türlü hareketi vardır. Gece ve gündüz nasıl oluşur? Anlatınız. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle oluşur. Az önce anlattık zaten detaylı olarak. Mevsimler nasıl oluşur? Dünyanın güneşin etrafında dolanmasıyla oluşur. Bak dönmeyle dolanmayı karıştırmayın. Bunu tekrar size hatırlatayım. Evet geldik burada etkinlik kısımları var. Bunları hemen doldurdum ben. Yukarıya göre doldurunuz diyor. Bir gün 24 saattir. Bir yılda 4 mevsim vardır. Bir yılda 12 ay vardır. Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Şeklinde birinci etkinliği yaptım. İkinci etkinlikte de diyor ki gördüğünüz mevsimlere ait olduğu isimlerini yazınız diyor. Ondan sonra da atlarını yazınız. Diye. Bakın burada kardan adam yapıyorlar. Kış. Burada çiçekler açmış. Ağaçlar çiçek açmış. Kuşlar yuva yapmış. İlkbahar. Boyama size ait. Burada bakın denize gidilmiş. Artık hava çok sıcak. Yaz. Burada da bakın ağaçların yaprakları dökülüyor ve yaprakları dökülüyor, süpürülüyor. Sonbahar diyebiliriz. Boyama işi size bırakıyorum. Şimdi burada da en sevdiğiniz mevsimin özellikleri noktalı yere yazınız diye daha sonra verilen alana bu mevsimin resmini çiziniz diyor. Ben ilkbaharı çok seviyorum. Hava ne sıcak ne de soğuktur. Ağaçlar çiçek açar, kırlar, yeşerir. Her yerde çiçekler açar dedim. Bu şekilde yazdım ve burada bir tane bir resim yapmaya çalıştım. Siz daha güzelini yapacaksınız diye. Bakın ağaçlar çiçek açmış, yeşermiş. Her taraf dağlar, sular akıyor. Karlar ermiş, dağların ucunda kalmış. Sonra burada bir tane lale bak çiçek açmış. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptım. Siz daha güzelini yapacağınıza iniyor, inanıyorum. Bundan sonraki değerlendirme soruları var. Önce kendiniz yapın. Sonra arkasından kontrol etmeyi unutmayın. Bunun hayat bilgisi dersini bitirdik. ikinci sınıflar için gelecek yıl üçüncü sınıflar konularına yine çekmeye devam edeceğiz diyorum. İyi günler diliyorum.